karanfil. Karanfil Güneydoğu Asya'da yetişen çok büyük bir ağaç. 40-50 metreyi bulabilir. Yani çok güzel yaprakları, çiçekleri gördüğünüz gibi çiçekleri çok güzel püsküllü çiçek açar. Çiçek açmadan önce tomurcukları yani goncaları toplanır, kurutulursa bu gördüğünüz karanfilin çiçek açmadan önceki gonca halinin kurutulmuş şekli. Evet, bu bitkinin de bu özelliği. Çiçek açmadan önce toplanmış olması gerekir. O zaman etkili. Aksi takdirde çiçek açtığı zaman bir özelliği kalmamakta. Çiçek açmadan önce bitki toplanır, kurutulur ve satışa sunulur. Baharat olarak binlerce yıldır kullanılmaktadır. Birleşimindeki etirik yağlar antiviral, antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bağırsaktaki E. coli bakterisine karşı etkili olduğu, mikropları öldürdüğü belgelenmiştir. Burada Kansas, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kansas eyaletinde Kansas Devlet Üniversitesi'nin yapmış olduğu klinik araştırması var. Kansas Üniversitesi'nin yapmış olduğu bu araştırma sonucunda çiğ et, 4 parça çiğ et alınıyor. Bunlara E. coli bakterisi bulaştırılıyor. İnfekt ediliyor yani bulaştırılıyor. Ve bu bakterilerin ayrı ayrı 4 parça kapta, birinci kap tarçın tozu ekstraktıyla işleniyor. İkinci kap tarçın, birinci kap karanfil, tarçın, üçüncü kap sarımsak, dördüncü kapsa güve otu. Yani 4 çeşit bitkiyle ayrı ayrı kaplardaki mikrop bulaştırılmış, E. coli bakterisi bulaştırılmış çiğ etler bu bitkilerin ayrı ayrı kaplarda tozuyla harmanlanıyor ve ova karıştırılıyor. Sonra yapılan araştırma sonucunda karanfilin E. coli bakterisini %99 yok ettiği belgeleniyor. %99. Tarçının E. coli bakterisini %80 yok ettiği belgeleniyor. Sarımsağın %75, güve otunun %50 bakteri yok ettiği belgelenmiştir. E. coli bakterisi nedir? E. coli bakterisi aslında kalın bağırsaklarda kaldığı sürece ve çoğalmadığı sürece tehlike arz etmez. Aynı köpeğe benzetebiliriz E. coli bakterisi. Evinizde köpeğiniz var, problem yapar mı? Yapmaz. Ev sahibine zarar vermez. Ne zaman ki köpek kuduz olur, o zaman tehlikelidir. Ev sahibini tanımaz. Saldırır, parçalar. E. coli bakterisi de bağırsaklarda belli bir oranda kaldığı sürece problem olmaz. Şayet E. coli bakterisi hızla çoğalırsa kudurur. Yani kuduz köpek gibi olur. Ve alerjik hastalıkları tetikler. 1-2 İdrar yoluyla E. coli bakterisi mesaneye yerleşirse intersistiyal sistite sebep olur. İntersistiyal sistit mesane mukozasını yakar, kavurur. Mesane mukozası yandı, kavrulduğu için de ne olur? Mesane sinir uçları, mesanenin içerisindeki sinir uçları böyle açıkta kaldığı için böbreklerden birkaç damla idrar mesaneye geldiğinde sinir uçları sanki mesane doluymuş gibi beyne sürekli sinyal gönderir. Bu nedenle interstisyal sistit dediğimiz hastalık ortaya çıkar. Interstisyal sistite veya aktif mesane yakalanan kişi sabahlara kadar uyuyamaz. Günde 15-20 defa lavaboya gitmek zorunda kalır.
İşte biz buna karşı interstitial sistite karşı ayı üzümü forte geliştirdik. Ayı üzümü. Elhamdülillah. Sekreter hanım böyle bizim ürünlerden bir kule yaptı ama ayı üzümünü bulamayacağız herhalde. Neyse. Karanfilin özelliği nedir? Bağırsaklardaki E. coli bakterisin, yani bakteri yok edici, antibakteriyel özelliklere sahip. Evet. Arkamdaki yerde. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Yaşamı dizdiğin yerde. Ha öyle mi? Şurada mı? E. coli bakterisi, coli bakterisi. Ha tamam, buradaymış. Ayı üzümü. Ayı üzümü forte ise interstitial sistite karşı etkili. Bir, iki, sistite karşı etkili. İdrar yolları enfeksiyonuna karşı etkili. Yani interstitial sistitin oluşunun sebebi iki nedenden kaynaklanır. Bir, mantarlardan, iki, bakteriden. Bağırsaktaki mantarlı idrar mesene yerleştiğinde sistite sebep olur. Yine bağırsaktaki bakteriler, özellikle E. coli bakterisi mesene yerleştiğinde interstitial sistit dediğimiz hastalık ortaya çıkar. Bu durumda interstitial sistite karşı ayı üzümü ve karanfil forte kullanmak gerekir. Eğer ki problemin kaynağı bağırsaktaki bakteri sadece bağırsakta kalırsa karanfil kullanmak yeterlidir. Bağırsaktaki mantarlara karşı. Karanfil forte bilinen birçok antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip olan bitki ekstrakları içerir. Cordyceps, karanfil forte, kakule, karahalile, sinirlot, yoğurt otu, ledengülü, kimyon vesaire. Çok güzel bir antibiyotik diyebiliriz karanfile. Bakterileri yok edici, zararlı bakterileri yok etmekte, özellikle bağırsaktaki mantarları, bakterileri yok edici mükemmel bir ürün. Bununla da ilgili tabii ki klinik araştırması yapılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kansas eyaletinde, Kansas Devlet Üniversitesi'nde yapılan klinik araştırmada bunu belgelemiştir. Hürmetler, saygılar.